Merhaba tekrar. Ülke o kadar enteresan bir ülke ki iki tane mevzu konuşuluyor. Videoyu çektiğim tarih Temmuz sonu 2021. Bir, aşı olalım mı? Aşı olmayan 23 milyon kişi var. İki, göçmenler gelsin mi gelmesin mi konusu. Ya da göçmenler ne olacak? Ya dünyanın hiçbir yerinde cevabı bu kadar net ve basit olan iki konunun bu kadar uzun ve gündemi meşgul eder sürede tartışılması gerçekten normal değil. Ülkenin bilgi birikimi, psikolojik dağılımı son derece orantısız ve bozuk. Yani her iki tarafta çok uç sınırlarda gereksiz ifadelerle cevabı belli olan konuları saatlerce televizyonda, sosyal medyada, arkadaş muhabbetlerinde bile uzatıyoruz. İki tane gerçek var. Bir, Covid olmamak için elinde tek bir silahım var, aşı olmak. Yani aşı olunmalıdır. Bir de dünyanın hiçbir ülkesi sınırlar kevgir gibi elini kolunu sallayarak, koşarak göçmen gelinmez. Ve bir ülkenin nüfusunun %10'u şimdilik, yani 80 milyonun 8 milyonu göçmen ise... bu probleme açıktır. Bunun %20 olması durumunda da iç karışıklık çıkacağı açıktır. Dolayısıyla çok zor mevzular değil. Dışarıdaki 10 kişiden birinin şu an için göçmen olması. Bunların çünkü biliyorsunuz şey için söylemiyorum, sosyolojik çıkarım. Azınlık dayanışması daha güçlüdür. Daha çabuk organize olursunuz ve diğer tırnak içinde baskın unsurdan daha dinamik bir yapınız vardır. Birçok sektörü ele geçirebilirsiniz. Ve gene tırnak içinde baskın, Türkiye'de baskın bir şey de yok, ırk tanımı da yok ama şunu söylemeye çalışıyorum. Suriyeli ve Afgan mülteciler evet ülkelerindeki zor şartlarından kaçabilirler ama mesela Suriye, hadi ben sınır komşusuyum ama aynı dili konuştuğu ülkelere gitmesi daha çok oranda beklenendir. Afganistan ise sınır komşusu değilim. Örneğin enteresan bir şekilde bizim adımız Türkiye ama hemen dibinde Türkmenistan var. Orayı gitmeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. Çünkü Türkmenistan liderinin ne yapacağı çok belli. Özbekistan'a da gidemiyorlar. Ve çoğu da Türkmen Özbek asıllı. Bu arkadaşların gelmesi belli bir sayıda kontrollü olarak mümkün olabilir. Ama görülen görüntüler, dünyada böyle bir göç örneği yok. Hani ne yapıyorsunuz? O zaman çıkarken mesela ben de Yunanistan'a böyle geçeyim. Ya da Bulgaristan'a. Beni kabul edecek mi? Neden? Bir ülke var, devlet var, hudut var, kurallar var. Böyle bir göç yok. Afganistan'ın birincil komşusu İran. İran'da duran bir tane Afgan yok. Enteresan yani. Mesela dilleri İran diliyle aynı dili konuşuyorlar. Ya da lehçesini anlıyorlar. Ama İran'da kimse durmuyor. Türkmenistan'da, Özbekistan'a da gitmiyor. Pakistan'a da geçmiyorlar. Türkiye. Ama bizim Afganistan'la sınırımız yok. Hani göç mantıklı ve makul bir şekilde yapılır. Şu anda 8 milyon göçmen var. 80 milyon nüfusumuz var. 10 kişiden biri göçmen. Atıyorum daha büyük olaylar oldu. Ve Afganistan, Suriye, Irak'tan 8 değil 16 milyon geldi. 16 milyon göçmen oldu. Bu gettolaşmayı getirecek. Kilisin nüfusu, Arap nüfusu, yerli nüfustan fazla oldu. Hatay'ın bazı bölümleri. Sıkıntı bu. Hani mantık bunu kaldırmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu göçmenlik değil. Bir böyle artık istila ya da yeni bölgeyi ele geçirmeye dönme endişesi taşıyor karşı olan insanlar. Bolu Belediye Başkanı'nın ifadeleri çok iyi değildi. Su gibi temel ihtiyaçları 10 kat artırmak yerine, o zaman yerli halka 10 kat ucuzlat, senin yabancıların direkt 10 kat pahalı kalır. Bu da bir hizmettir. Ya dediğim gibi ifrat ve tefrit arasında bölünmüş bir toplumuz. Ortalama zekaya da sahip değiliz. Ortalama düşünce birliğine de gelemiyoruz. Bu sosyolojik olarak bir felaket ve çöküşün habercisidir. Aşı olmanın nesini tartışıyoruz? Elinde aşı olmaktan başka... Aşı yokken geç kaldın diye hükümete isyan ediyordun. Şimdi her yer aşı ve aşı olmuyorsun. Hani böyle bir sosyoloji olmaz. Aşını olacaksın.
Üstelik seçenek de sunuyor sana. Şu veya bu geleneksel veya laboratuvar aşısında olacaksın. Ve göçmenleri de kontrollü bir şekilde alacaksın. Hiç kimse bunun dışında bir şey söylememeli. Normal medeni ülkelerde bunlar konuşulmamalı, konuşulmaz da. Ama bizde aylar günler boyu süren tek konu aşı olayım mı, göçmen gelsin mi? Enteresan. Hoşça kalın.